Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine bir pazartesi diyeceğim ama değil, pazar günü yayında karşınızdayız. Nasılsın abi? İyiyim, bugün hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Evet, Can Hanım bugün şey yaptı. Ben pazar olması daha uygundur gibisinden bir öneriyle geldi. Bize pazar günü yaptık bu arada. Türkiye'deki arkadaşlar da evindedir umarım. Öğle saatinden sonra bizi izliyorlardır değil belki mi? Belki bundan sonra pazar alırız abi, bakarız çok iyi giderse. Yani bakalım. Önemli olan bizim izleyen arkadaşlarımızın memnuniyeti. Evet. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun bir gün oldu yine benim için. Birçok öğrenci level 1 okul aramakta ve biz birisini tespit ettik. Haberler daha sonra. Her neyse, bugün uzatmadan Ceren Hanım'a bağlanacağız arkadaşlar. Kendisi Sydney'de, biz Melbourne'deyiz. Biliyorsunuz bu yayında zaten sık sık yapmaktayız. Konumuz bildiğiniz gibi Avustralya'nın göçmenlik politikası. Nerelere gidecek bu durum? Daha az insan mı alacak? Bu öğrenci vizelerine yansıyacak mı? İkinci uzatmalardaki zorluklar, COVID vizelerindeki birçok öğrencinin üniversitede kabulünü alamıyoruz. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bizzat e-mail aldım. 485 COVID ve turist vizesinden gelecek başvuruların hiçbirisine kabul vermeyeceğiz diye okul. Öyle mi? Bizzat aldık. Okey. Neden böyle oluyor? Gerçekten riskli mi? Bu risk varsa neler yapabiliriz? Gerçi bu sorulara kendisi de belki cevap veremeyecek çünkü daha biz bir şey görmedik. COVID vizesinden herhangi bir şey görmedik. Yani çok da beklentiniz olmasın ama detaylar var, soracağımız sorular var. Hadi girelim artık, beklemeyelim. Size abi bu arada bir ses ve görüntü hakkında bir yorum alabilirsek herkesten çok mutlu oluruz. Barış buradaymış abi. Emre, Bekir Bey Eskişehir'den selamlar diyor. Selamlar. Ali Burcu, babam ve annem de burada. Anıl U Reis'te. Reis buradan. Reis Avrupa'ya gelmek istiyor. Merdan'a gelmek istiyormuş. Öyle mi? Hadi bakalım seni de getirelim bugün. Evet, bir ses hakkında yorumu neyse inşallah iyidir yani. Umarım bizi görüyorlar. Şimdiden 27 kişi bekliyor. Bence bekletmeyelim arkadaşları da. Aha bak geldi. Ses görüntü. Sağ ol Emre, sen olmasa yayına geleceğiz. Tamam. Şeyleri alamayacağız. Konuşuyormuşuz bir saat burada şey olmuş. Neyse ben alıyorum seni. Evet, başlayalım. Görüşürüz. Merhaba Cem. Merhabalar. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Güzel değiliz. Süper. Bomba gibiyiz her zamanki de. Harika. Hoş geldin yayınımıza. Uzun zamandır görememiştik seni. Biz sık sık görüşüyoruz ama tabii arkadaşlarımız seni göremiyor yayında. O ayrı bir konu. Evet. Güzel oldu. Bayağı bir şeyler de gelişti son evet, görüşmemizden sonra. Arkadaşların sorularına cevap bulacağız böylelikle. Vardık soru şartlarına biraz gideceğiz. Gideceğiz evet. İnşallah. Bakalım. Evet. Ceren, Sydney'desin tabii ki. Arkadaşlar hep soruyor ya Ceren Hanım'ı Melbourne'de görebilir miyiz diye. Görebiliyorsunuz ama gelirse görebiliyorsunuz. Bir kere zaten yapmıştık. Yine yapabiliriz belki öyle bir şey. Yine bu tarafa gelmek istersin. Evet. Valla ben post-Covid online görüşmelere çok mutluyum bu gelişmelerle. Artık dünyanın her yerinde herkesle görüşebiliyoruz online bir ortamda. Bence harika bir şey ama evet Melbourne'ı çok beğendim son ziyarete geldiğimde. İnanılmaz canlı. 10 sene önce gelmiştim ve hep Sydney daha kalabalıktı ama bu sefer yani gerçekten Victoria kalbimi aldı bu sefer. Çok evet. Çok güzel. Çok kalabalık, çok canlı. Evet. Umarız seni burada görürüz sık sık. Evet. En azından 2-3 defa değil mi? Ceren bildiğin gibi yeni gelişmeler var. Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Biz senden öğreneceğiz zaten. Gelişmeler hep oluyor da bizi de biraz bu sorular da yoruyor tabii ki. Biraz netleştirelim diye sana sorular soracağız. Biz aslında biraz geniş bir soru. Avustralya'nın göçmen politikası nereye gidiyor? Amaçları nedir? Öğrencileri istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Neler olacak gelecekte? Bunu öğrenmek istiyorum başta. Evet. Aslında göçmenlikte yapılan bu yeni migration strategy olarak yeni politika son 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük yapılan değişiklikler bekleniyor. Ve açıkçası toplam net migration'ı azaltmak istiyorlar uzun dönemde. Pre-COVID seviyelere getirilmek istiyor. Çünkü COVID'den sonra bayağı bir arttırıldı ekonomiyi ve ülkeyi tekrar geliştirebilmek ve güçlendirilmek için. Bayağı ekstrem bir şekilde COVID sonrası yükseltildi. Ve bu day-to-day life'da bazı zorluklar yaşattı. Yani housing crisis'imiz var biliyorsunuz. Kimse ev bulamıyor şu an. Prices yani fiyatlar da çok yükseldi bu aralar ve çok büyük bir migration programı bu ülke için doğru olmadığının kanıtına vardı Avustralya hükümeti ve daha stabil bir migration, net migration'a inmek istiyor. Şimdi Avustralya göçmen ülkesi ve her zaman göçmen ülkesi olacak. Hiçbir şekilde kendi yani Avustralya'da doğan büyüyenlerden kendi job
skill'lerimizi kapatamıyoruz. Mutlaka yurt dışından almamız gerekiyor. Ama bunu 2025'e kadar bayağı bir azaltmak istiyorlar. Yani 250 bin, 300 bin yıllık intake'i azaltılacak 2025'e kadar. O yüzden evet, yani bir açıdan migration program küçülüyor demek doğru kelime değil, ama daha stabil bir hale getirilmek istiyor. Bunun da yanı sıra öğrencileri azaltmak değil, yani bakanlık diyor ki bu yeni öğrenci testlerle ve İngilizce şartlarla asıl hedefimiz genel bir amaçla öğrenci sayısını azaltmak değil, ama gerçek anlamda samimi öğrencileri Avustralya'ya getirmek ve o öğrencilerin kalabilmesi için Avustralya'ya bir şey getirebilmeleri gerekiyor. Öğrenci olarak 15 yıl, 10 yıl vasıfsız işten vasıfsız işe kalmalarını temporary migrant istemiyorlar artık. Biraz daha seçici olacaklar. Ve şöyle, şimdi 2022-2023 yılı için toplam population, yani diş, yani migration growth 510 bin kişiydi. 510 bu, bin. Evet. Çok yüksek bir rakam. Bunu Avustralya ekonomisi düzgün bir şekilde absorbe edemiyor. O yüzden her yıl 2025'e kadar bu azaltılmayı planlanıyor. Mesela 2023-2024 mali yılı için 375 bine düşürüldü. 2024-2025 yıl içinde 250 bine düşürüleceği görülüyor. Şimdi bu öğrenci vizelerinde aynı şekilde bunlar net migration growth'in içerisinde değil. Yani o yüzden otomatik olarak öğrenci sayısı azalacak diye bir şey yok. Herhangi bir kota da getirilmiyor. Henüz de getirilmedi, konuşması bile yok. O yüzden kota geleceğini düşünmüyoruz. En son Şubat'ta 700 bin öğrenci vardı yurt dışından. Bu Avustralya'nın tarihinde en yüksek rakamlar. Ama aynı şekilde Eylül'den itibaren öğrenci vizelerindeki onay oranları %90'lardan %82'ye düştüğünü görüyoruz. Bu tüm ülkelerden öğrencileri kastediyorum. Yani İngiltere, Amerika, o yüzden aslında bu kadar yüksek. Yoksa Türk öğrencilerimiz, yani hiçbir zaman bu oranlarda değildi zaten. Bu hepsi için, hepsini dahil. O yüzden biraz daha seçici, biraz daha kritik bir döneme giriyoruz. Evet, yani olumsuz tarafından bakmayı sevmiyorum. Çünkü insanları hala Avustralya çok, yani ihtiyacı var yurt dışından öğrenciye ve göçmene. Ama süreç biraz daha zorlaşacak gibi. Evet. Ya öğrenci gelecek ama burada kalacak öğrenci sayısı bu kadar olamayacak. Yani 700 bin kişi geliyorsa, yani bunun kaçta, 150 bini mi de, şey 250 bini mi kalabilecek? Evet, 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 evet. Kalamayabilir yani. Hayır, kalamayabilir bence. Çünkü bu 250 binin içinde sadece öğrenciden gelen değil, evlilik vizeleri de dahil olmak üzere, protection vizeden gelen hepsi beraber. Evet, 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 evet. Ama şöyle de bir şey var. Mesela evlilik vize, her vize türünde bir cap yok. Mesela evlilik vizelerinde yok öyle bir şekilde. Öğrenci vizelerinde de yok aslında. Sadece göçmenlik, yani vizelerinde 190, 186, 189 gibi vizelerde. O şekilde aslında çok büyük bir iş devletinin bu population management şeyine girmesi için. Ve dediğimiz gibi, yani bu öğrenci vizesindeki değişiklikler net population growth'ın etkileyeceği düşünülüyor. Ama henüz bir impact de olmadı bu arada. Yani henüz çok erken öğrenci vizesindeki değişiklikler, İlerideki o net migration nasıl etkileyeceğini görmek için biraz erken şu an. Ama kesinlikle şeyleri var. Yani bu özellikle ev bulma, ev şeyi konusunda bu devlet genellikle her yıl o rakamları belirlerken 12 yıllık bir ekonomik ve siyasi bir tablo içerisinde ölçüyorlardı. Artık o 12 aya da sabit, yani sadık kalmayacaklar. Daha uzun dönemli, uzun vadeli bir şekilde de planlama olacağı için ona göre biraz daha düşük, biraz daha stabil seviyeye getirilmesi gerekiyor. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Mesela öğrencilerimiz şöyle, carpentry veya painting okuyan arkadaşlar hepsi okuyor. Hepsi bir anda bir bölüme yığılma oluyor. Ama evet, bunların hepsi de burada kabul alacak anlamına gelmiyor değil mi okul? Evet, 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 evet. Biz bunu nereden öğrenebiliyoruz? Mesela geçen yıl boyacı, kaç tane boyacı aldığının bir istatistiği var mı sizde? Mesela. Aslında, yani, evet.
Şimdi her meslek için yok. Şöyle ilk olarak yani burada önemli olan konu evet tabii ki göçmenlik stratejinizi düşünmeniz gerekiyor seçim yaparken. Ama kendi mesleğiniz, kendi kariyerinizi de hayatınızı inşa ediyorsunuz. Sadece beni göçmenliğe götüreceği için bir bölüm seçmek çok sakıncalı ve bunu çok gördük. Yani özellikle bu tarz mavi yakalı işlerde gerçekten ya yeteneğiniz olması gerekiyor ya bir ilginiz olması gerekiyor. Çünkü kolay işler değil. Yani Avustralya'da boyacı olmak yani zor bir iş. Bu arada gerçekten de bu tarz mavi yakalı işler Avustralya'da çok mantıklı. Çünkü kazanabileceğiniz gelir de aslında oldukça yüksek diğer ülkelere göre. O yüzden bir ilginiz varsa tabii ki böyle mesleklerden kaçınmayın. Ama sırf göçmenliğe götürecek için de lütfen seçmeyin. Çünkü sonradan siz zararda olursunuz. Şimdi Avustralya'nın meslek listesi bu da değişecek. Bu görüşmede bununla ilgili konuşmayacağız ama meslek listesi ve meslek bazlı göçmenlik vizeleri de değişikliğe uğrayacak bu yıl. Ama şimdiki programdan bahsedeyim. Diyelim ki 150 tane meslek var örneğin. Onların bazıları kotalı oluyor. Her yıl belirli bir sayıda alımı var ve o kota bittiğinde o yıl başka o şey için, o meslek için almıyorlar. Bu da genellikle Avustralya'nın ihtiyacı olan meslekler ama çok sayıda insanların başvurduğu meslekler. Aslında mavi yakalı mesleklerdense aslında bunlar mühendislikler ve IT alandaki. Özellikle Hint'ten ve Asya'dan gelen çok sayıda muhasebecilik mesela çok sayıda başvuranlar var bu meslekler için. O yüzden de devlet çok unequal, eşitsiz bir meslek alımı olmaması adına kota getiriyor. Buna aslında herkes bakabilir bu kotaların ne olduğuna. IMI yani devletin Home Affairs web sayfasında kotalar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Özellikle bu konuda bazı mühendislik dalları veya bazı IT dalları onlar da özellikle migration agent'ıyla yani biz de bu şekilde öneri veriyoruz mesela. Çok benzer meslekler olduğunda daha az popüler mesleği seçmek her zaman sizin avantajınıza. Çünkü daha düşük puanlı davet almanız daha mümkün olur. Şimdi çok yüksek sayıda boyacı, carpentry bunlar hala açıkçası Avustralya'da göçmenliğe götüren meslekleri olarak sayabilirim. Ama kotalar getirilmesi, bu yeni meslekler listesi özellikle şu aşamada bu tarihte eğitim düşünenler gerçekten ilgi alanları olduğu bir alanı seçmediler. Çünkü bu yılın sonuna doğru bütün sistem tekrar değişecek. Meslek listesi tekrardan revizyona geçecek. Yani her zaman kendi hayatınıza olumlu ve kendi hayatınızın yani inşa etmek istediğiniz yönde eğitim seçmeniz çok önemli. Çünkü bilmiyoruz tam olarak ne olacak yıl sonu. Yoksa boşuna okuyor olabilirsiniz yani. Evet, evet. Türkiye'ye dönüp de kimse orada bir marangozluk yapacağını zannetmiyorum burada yok, eğitim alıp da. Orada bir zorluk var. Evet, teşekkürler. Bu çok önemli bir konuydu. Altında çizdin. Öğrencilerimiz mağdur olabilir 2 yılın sonunda buraya gelip eğitim alıp daha sonra 485'e geçiyorlar ve daha sonra sponsorluk bulamıyorlar Ceren. Ve tekrardan olayım ben diye beni arıyorlar. Abi ben 485'te doğru tekrardan ama bir daha alamıyoruz 485'i değil mi? Böyle habire alamıyoruz anladın. Evet. Yani şöyle aslında Avustralya devleti 3 tane vize belirledi ve dedi ki bu vizelerden öğrenci vizesine tekrar geçiş yapacağınızda biz dosyanızı çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz ve bayağı bir zorlaştıracaklar. Bu subclass 500, subclass 600 ve subclass 485. Yani siz 485'e başvurup aynen sizin dediğiniz gibi öncesinde o öğrenci göçmenliğe gidemiyorken direkt başka bir diploma programına kayıt ettirip o sürdürüyordu Avustralya'daki kalışını. Şu an öyle durumlar çok çok daha titizlikle değerlendirilecek ama hala imkansız olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla scrutiny verecek case officer. O yüzden o başvuru çok çok dikkatli hazırlanması gerekiyor. Bir avukat veya migration agent'la çalışılabilir ek olarak. Ama gerçekten o arka plandaki mesela alacağınız eğitimin arka planını öğrenciyle birlikte inşa etmek gerekiyor. Kafasına göre 485'ten sonra başka tamamen başka bir alan ya da bir iki gün gönüllü olarak çalışayım o benim isteğimi göstersin değil. Bayağı ciddi bir şekilde altyapısını hazırlaması gerekiyor. Samimi olarak bir öğrenci 485'ten sonra başka bir alanda eğitim almak istiyorsa ve bunun koşullarını karşılayabilecekse
hala mümkün, imkansız değil. Okullar belki kendi seviyeleri açısından tercih etmeyecektir. Belki okuldan destek alamayacağız ama yasal açıdan yasada veya bakanlık yönergesinde bunun kesinlikle kabul edilmeyeceği ile ilgili bir ibare yok. Sadece bu 3 vize için zorlaştırılacağı, yani çok açık bir şekilde ifade ediyorlar bu vizelerden. Mesela bir öğrenci vizesinden başka bir öğrenci vizesine geçmek de, ikinci veya üçüncüyü almak da çok daha zor olacak artık. Ama imkansız değil yine de. Yani samimi öğrenciler için her zaman gideceği bir yerleri var Avustralya'da. Ve bunu kanıtlamanız gerekiyor. Önemli olan o. Saklas 600 hangi vize türüydü? Turist vizesi. Yani eski yöntemle çok riskli adaylar mesela turist vizesiyle gelip burada fikirlerini değiştirebiliyorlar. Yani buraya gelip ben aslında burada eğitim almak istedim artık diyerek Avustralya'dan turist vizesine, öğrenci vizesine geçmek kolaydı. Bunu da muhtemelen fark ettiler. Bu turist vizesi bazen öğrenci vizesine geçiş olarak kullanılıyor ve bunu da biraz engellemek istiyorlar. Yani Avustralya açıkçası sadece buraya ciddi okumak isteyenlere kapılarını açıyor. Onun dışında evet, böyle bir kısmı biraz Bence şöyle oldu. Yani Covid'den sonra o kadar her ülke gibi o kadar fazla açtılar ki bu 485 bazen 6 yıllık 485 vizeleri verdiler. Covid vizesi çıktı. O kadar yüksek bir sayıda açıldı ki yani sistem onu karşılayamadı ve şu an biraz geri çekil, yani geriye çekiyorlar her şeyi. Ama bence bu yıl içerisinde sabitlenecek, aslında korkulacak kadar bir durum olacağını düşünmüyorum. Yani samimi öğrenciysen de en önemlisi bu ama samimi öğrenci olduğunu belgelerinizle kanıtladığınız takdirde sadece samimi olmak önemli değil. Onu belgelendirmek samimi olduğunuzu. Onu yapabilen öğrencilerimiz ya yine de şansları var ve ilerideki yapılan göçmenlik vizelerindeki beklediğimiz değişikliklerle birlikte aslında Avustralya'ya PR geçişleri bir açıdan daha bile kolay olacak. Doğru aslında, evet. Çünkü öğrenci vizesi verirken çok iyi elerlerse demek ki permit evet. için elenmiş. Evet, o aşamada eliyorlar daha çok artık. Hedef öyle. Bakalım pratikte nasıl olacak? Ya şu an biraz bir korku var. Okullar da özellikle biraz stresli. Ama bunların hepsi yatışacak. Yani hiç samimi öğrenciler hiç çekinmemeli Avustralya'ya başvurmaktan bence. Peki hala o zaman şunu sorabilir miyiz? Yani en avantajlı mesleklerde hala HK, individual sport gibi şeyler var. Onlar hala geçerli mi? Diyebiliyor muyuz bunu? Çok, evet. Yani şimdi meslekler olarak aged care sisteminde çok büyük eksiklerimiz var. Şimdi popülasyonumuz zaten yaşlanan bir popülasyon. 50 yıl sonra yani istatistikler bayağı korkunç. Yani toplumun yarısı 60 yaşının üzerinde mi ne öyle bir şey olacak. Ve o kişilere bakacak Avustralyalı yok. O yüzden nereden bakarsanız bu aged care çok böyle ilerisi içinde çok mantıklı. Hem çalışanlar için hem de böyle entrepreneurlar için belki böyle bazı Türk öğrencilerimiz kendi şirketleri falan kurmayı düşünüyorlardır. Onlara da kesinlikle motive ederim. Çünkü gerçekten Avustralya'nın çok büyük bir ihtiyacı olacak bu. Aged care için biliyorsunuz özel anlaşmalar var. Avustralya devleti ve aged care sektörüyle nursing assistant, aged care, disability care gibi workerlar için memorandum of understanding imzalandıktan sonra 482 ve 186 iki çalışma vizesi için bayağı muafın oluyor. Genellikle bu vizelere almak için öğrencimizin en büyük sıkıntısı yeterince iş deneyimi olmaması. Çünkü 482 için 2 yıl iş deneyimi kanıtlamamız gerekiyor kualifikasyonlarından sonra ve 186 için 3 yıl deneyim kanıtlamamız gerekiyor. Ama bu anlaşmayla aged care sektörü için 482 için yaş sertifika 3 tamamlamanız yeterli ya da onun yerine 1 yıllık iş deneyiminizin olması yeterli. Direkt 482'ye başvurabiliyoruz ve o kadar fazla işveren arıyor ki eleman. Açıkçası bu sektöre girenler genellikle iş bulmakta zorlanmıyorlar. Aynı şekilde 186 için de sadece 2 yıl kanıtlamanız yeterli.
ve kualifikasyonunuzdan önce de bir eğitim de olabiliyor, bir deneyim de olabiliyor. O yüzden bu inanılmaz bir muafiyet durumu. Yani çok daha az deneyimle çok önemli bir vizeyi elde alabiliyorsunuz. Ama tabii ki iş de zor. Yani yaşlı bakım, disability care, yani bence çok spesifik bir insan. Böyle hemşirelik background olanlar için mesela çok mantıklı. Bazen görüyorum hukuk background olan böyle social justice, toplum yardımı çok seven ve toplum örgütlerinde, derneklerinde olan bazen beyaz yakalı çalışanlar da bu alana girip çok seviyor. Ama herkes için değil. Yani sırf bunu çok görüyoruz işte. Herkes aged care yapmak istiyor şu an. devlet de aslında bunu da istemiyor ama o kadar bir ihtiyacı var ki. Özellikle hiçbir şey yapamaz. Yani bence bu muaf durumu ve bence bu alanda eğitim almak isteyen kişiler için muhtemelen durum böyle devam edecek. Çünkü başka çaremiz yok. Peki bu şey tecrübe olayını Türkiye'de mesela yaşlı bakımda huzur evlerinde çalışan kişilerin İngilizcesi varsa atıyorum yani şu an. Direkt Türkiye'den başvurup gelme ihtimali oluyor mu? Mümkün. Evet. Evet, mümkün. Ama biliyorsunuz Türkiye'de bazen iş deneyimi kanıtlamak oldukça zor olabiliyor. Sadece yaptığı görevler değil, mutlaka o alanda çalıştığı için maaş kazandığını kanıtlamamız gerekiyor. Sigorta dökümü üzerinden, yani cash in hand çalışan kişiler için pek yardımcı olamıyoruz. Ama kesinlikle böyle gerçekten o işi, Türkiye'de o işi yapan adaylarımız için şeyler var. Bir de belirli İngilizce muafiyetler de var. Yani belirli dil bilen organizasyonlar veya mesela Türkçe bir tane kurum için çok önemliyse community language olarak 5 IELTS 5 yerine 4.5 almaları da yeterli olabiliyor. İngilizce şartlarında da muafiyet var. Yani bayağı bir esneklik var aged care için. Yani tek burada okumasına gerek yok. Ben çok süpermiş bu gerçekten. Bunun için arkadaşlar detaylı bilgi için bizlere ulaşın. Sizin için hemen bir aranızda bir görüşmesi varsa, huzur evinde çalışan varsa. Türkiye'de huzur evinde çalışan, biraz da İngilizcesi olan arkadaşlar. Bu şeyden olmuyor mu? Ben soruları vereceğim. Hani hemşireler de sonuçta bunu bitirmiş gibi ya. Hemşirelik tecrübesini gösterip de EHK gibi başvuramıyorlar mı Türkiye'den? Ya şöyle, o yani onu aged care'de yaptıklarını gösterebiliyorlarsa evet. Her hemşire aged care ortamında hemşirelik yapmamıştır ama. Yani bir normal bir hastanede veya özel bir klinikte çalışan birisi. Ama mesela hemşireler için ve yani hepsini bu şekilde söylemek gerekiyor. Yani samimiyse bu kişi bu. Yani onu da yani kimseye, özellikle bir avukat olarak kimseye bu alanı sadece vize için başvurun demeyeceğim. Ama bir hemşireysiniz ve gerçekten bu sizin ilgili alanınız ve burada bir eksik olduğunuzu fark ediyorsanız hemşirelik için yani disability care çok güzel bir alan. Geleceği çok parlak bir alan ve zaten hemşirelerin yani kualifikasyonları ve becerilerini örtüşen bir meslek olduğu için hemşireler için bence çok ilgilenebilecekleri bir alan bu gerçekten. Denklik alınması da daha kolay çünkü yani o süreci takip etmek hemşiredense daha kolay oluyor. Ama evet. O hemşire hemşirelik yüzünden değil yani gerçekten yaşlı bakım ya da disability yani Türkçesini bilmiyorum yani onu yaptığını kanıtlamalı. İspat etmesi lazım. İspat etmesi gerekiyor evet. Hemşire evet. Olmak yetersiz yani sırf hemşire yani olduğu için. Beyan edip ispat evet. Edin. Evet, tabii. Evet. Yani yok ben çalıştım, yok orada birisi beni işte görmüştü. Evet, sahte bilgi, yani hiçbir zaman önermiyorum, evet. Evet. Tamam, evet. Her şey dosya halinde değil mi? Evet. Aynen öyle. Ve ispat yapıldıktan sonra denklik sürecine geçiyoruz. Harika bu. Evet. Zaten burada sorular da geliyor. Evet, yani onlara da geçeceğiz ama. Evet, birkaç yani. Tane daha burada sorumuz var. Bunları geçelim, daha sonra alırız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde bir saate bitireceğiz bu yayını. Zaten Cemal Hanım da yoğun. Evet Burak'cığım neydi? Evet devam edelim. Neden okulayın kilisi var? Skill assessment'deki zorluk... Tamam. Skill assessment'deki zorluklar denklik alınamaz ise bu denkliği güçlendirilebilecek, yapılabilecek işlemler nelerdir? Gibi bir soru vardı genelde geliyor bize. Bunun için neler yapılabilir? Yapılabilir mi?
Biraz da orası önemli tabii. Evet, yani aslında şöyle geriye dönük bir şey değiştiremiyoruz ama genel bir çerçevede skills assessment'dan olumlu sonuç almak için iki önemli faktör var. Kualifikasyonların o başvuracağınız kurum için uygun olmalı. Bazı üniversiteler, Türkiye'deki bazı yeni üniversitelerde zorluk çekiyoruz. Mesela en son bir mimarım için Okan Üniversitesi'nden mezun. Sıkıntı çektik çünkü üniversiteyle ilgili buradaki AACEA'nın çok bilgisi yoktu ve üniversite hakkında ek bilgi talep etti. O yüzden ilk olarak gitmiş olduğunuz üniversitenin kualifikasyonları kabul edilmesi gerekiyor buradaki örgüt, yani kurum tarafından. Bu genellikle ama Türkiye'deki üniversiteler için by and large çok bir sorun değil. Yani tüm Türk üniversiteler kabul edilir. İkinci önemli konu çalıştığınızı ispatlama. Bunu hem maaş, yani maaş yatırıldı ve yaptığınız görevleri de açıklamak. Şimdi Türkiye'deki sigorta girişler bazen biraz önemsiz olduğu için çeşitli girişler görebiliyoruz. Ama bu durumda yine de bir problem değil. Siz yaptığınız görevleri ispat ettikten sonra ve yatırılan maaşı ispat ettikten sonra skills assessment çok önemli bir aşama ama çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi bazı meslekler için daha zor. Mesela hemşirelik olsun, doktor olsun, psychologist olsun. Bunlar için Avustralya'daki değerlendirilen kurumlar yurt dışında alınan eğitimleri çok eş değer bulmadıkları için ilave bir denklik eğitimi almadan ya da Avustralya'da ek bir sertifikasyon almadan denklik vermiyorlar. Bu durumda yapacak hiçbir şey yok. Mesela mimarlar için Türkiye'deki lisans programı 4 yıl, buradaki 5 yıl. 4 yılda mezun olan bir aday ne yaparsa yapsın zaten denklik alamıyor. Ama yöntemleri var mı buraya mimar olarak getirmek için? Elbette var. Yani zaten deneyimli birisi bu şekilde o kişiyi yönlendirir. Çözümleri de var. Ama gerçekten Türkiye'de mesela birisi kendi hayatını başlatıyorsa veya Avustralya'da çalışıyorsanız her şey resmi olmalı ki ileride onu kanıtlamakta sıkıntı çekmeyelim. Yani burada da aynı şekilde, yani cash in hand joblarda çalışmayın. Çünkü onu sonradan ispatlamamız mümkün değil. Her zaman resmi şekilde çalışma sonraki aşamalar için daha kolay oluyor. Ama skills assessment dediğimiz yani genel meslekler için, yani IT olsun, bu TRA mavi yakalı meslekler olsun, şef olsun, mühendis olsun. Bunlarda çok zorluk çekmiyoruz açıkçası. Asıl sıkıntı böyle hemşire, doktor, dişçi, psychologist. Bunlar gerçekten daha zor. Evet, teşekkürler. Ülke için, Ceren Hanım, şimdi asıl soruya geldik. Ülke içinde redler duyuyoruz. Bizim başımıza Allah'tan hiç gelmedi. Çok gelen var. Evet. Duyuyoruz. Evet. Evrak ile alakasız bir mesleğe geçişten red yiyenler var. Bu kişiler biz ne yaparız diyor. Hani itiraz ederiz. 2 sene daha buradaymışız zaten. O arada da okulu bitiririz. Ne önemi var ya? Bas şu oğlum gitsin. Red yersek yeriz. Yine okulumuzu diyor ama bu daha sonra 485'e geçerken problem yaratır mı? Veya nitelikli göçmenliklere geçerken problem yaratır mı? Bu ilk soru. Evet. İkincisi, tamam, ilkini alalım daha doğrusu. Daha sonra da arkadaşlarımız. Evet. Yani ilk olarak çok genel bir cevap vermek istiyorum ve kimse lütfen benim söyleyeceğim şeylerin üzerine bir hareket etmesin. Çünkü bunlar çok genel ve yasada ve hayatta her zaman küçük nüanslar var. Sadece genel bilgi verebilirim. Şimdi evet, onshore öğrenci olarak bir red aldığınız durumunda AAT'ye gitme hakkınız var. Şimdi AAT süresi bu aralar 2 yıl sürüyor, doğru. AAT'ye giden öğrencilerimizin arasında şimdi sizin visa red sebebiniz çok siyah beyaz bir konuysa, mesela finansal durumunuzu ispatlamanız gerekiyordu ve ispatlayamadınız ve o yüzden red aldınız. O zaman AAT'de başarılı olmayacaksınız. Ve red aldığınızda 28 gününüz olacak ülkeyi terk etmek için. Ama daha genel bir red sebebi varsa bu kişiler sadece en fazla 2 yıl Avustralya'daki kalışlarını uzatmış olurlar. Ama sonunda bir yere gidemeyecekler. Ama burada da bak çok ilginç bir şey var. Yeni bir tane AAT'de verilen bir kararı okuyordum.
Normalde mesela İngilizce sınav sonuçları sunmak bir siyah beyaz meselesi. Onları sunmak zorundaysan ve sunmadıysan ve ret aldıysan normal çerçevede AAT bunu olumlu bir şekilde karar vermemeli. Ama çok yeni bir kararda aslında bir kişi tam bu sebepten ret almış. AAT'ye çıkana kadar bir iki yıl geçmiş. O zaman içerisinde sonradan IELTS sınavına girmiş. Mesela AAT de o durumda kabul etmiş. O yüzden hukukta hiçbir şey siyah beyaz değil. Her şeyin ayrıntıları var. Bu sadece vereceğim bir genel bilgi. Diyelim ki sizin ret sebebiniz genuine student değilsiniz. Yani çok genel ve subjective. O zaman siz okula giderek o iki sene boyunca siz AAT'ye çıkana kadar kanıtlamış oluyorsunuz zaten samimi bir öğrenci olduğunuzu. Dolayısıyla karar yani çok yüksek bir oranda olumlu olacak ve vize reddiniz overturned olacak. Bu durumda sonraki başvurularınız için hiçbir şekilde etkilemeyecek sizi. Çünkü AAT onu değiştirdi. Şimdi AAT'ye başvurduğunuzda çok önemli bir ayrıntı var. Siz öğrenci vizeye başvurdunuz öğrenci vizedeyken. Ama en sonunda başvurdunuz ve bridging vizedesiniz. Siz bridging vizede AAT'ye başvurursanız ve AAT'in sonunda ret gelirse, yani sizin kararınız değiştirilmediyse, Section 48, Section 48 bara tabi tutuluyorsunuz. 28 gün içerisinde ülkeyi terk etmek zorundasınız ve 3 yıl boyunca Avustralya'ya tekrar giriş yapamıyorsunuz veya bir vizeye başvuramıyorsunuz. Bu çok olumsuz bir durum ve bundan sonra diyebiliriz ki artık Avustralya'daki şeyiniz bitmiş gibi oluyor. O yüzden öğrencilere her zaman bu çok 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 kritik. Vizenizin bitmeden önce en az 3 ay öncesinden başvurun ki vize reddi gelirse bridging vizeye geçmeden önce yurt dışına çıkıp bir opsiyon tekrar başvurmak. Çünkü biz Section 48 barı istemiyoruz. Yani önemli olan konu şu, siz Avustralya'daysanız, bridging vizedeyseniz, AAT'ye gittiğiniz takdirde olumluysa sonuç sizi hiçbir şekilde olumsuz bir şekilde etkilemez. Ama olumsuzsa o zaman Section 48 tabi tutulacaksınız ve ülkeyi 28 gün içerisinde terk etmeniz gerekecek. AAT bir garanti değil, o şekilde görmememiz gerekiyor. Ama red sebebi, samimi bir öğrenci değilsiniz ya da onu ikna edemediyseniz, siz o iki yıl boyunca okula sürekli giderek samimi bir öğrenci olduğunuzu zaten kanıtlamış oluyorsunuz. Bu durumda da dediğim gibi çok yüksek bir oranda olumlu bir yanıt geleceği için İlerisi içinde sizi etkilemez. Evet. Tabii ki AAT'den ret gelirse federal hükümete gitme şansınız da var. O da bir iki sene daha oyalar gibi bir şey diyebiliriz. Yani çözümler var ama en önemlisi aslında Section 48'den uzak durmaya çalışıyoruz. O yüzden mutlaka o durumda bir avukatla görüşmeniz gerekiyor. Evet, çözümleri var. Destek alabiliyorsunuz. Evet. Evet. Yani o duruma gelmek istememelisiniz bence. Evet. Yani onu toparlayabilmek için bile bir okuma parası vermen gerekiyor. Evet. Sanki. Evet. Minimum. Evet. Evet. Aynen öyle. Başka evet. Gerekiyor. Zaten bu işte evet. O yüzden biz de çok soru alıyoruz. Bu COVID vizelerinden dönmek istiyor ya öğrenciler şu an. Tekrardan evet. Öğrenci vizesi. İşte orada red yersem ne olur gibisinden red alıyor muyuz diye. Bu COVID vizeleri hakkında da açıkçası biraz önce biraz bahsettik ama red alınıyor mu ya da nasıl durumlar? Onda şimdi bir... COVID vizesi evet. Şimdi COVID vizesi o diğer 3 vizesi gibi devlet tarafından belirlenmedi. Yani öğrenci vizesi 485 ve turist vizesi gibi değil. Ek bir inceleme yapılmayacak. O öğrenciler sadece diğer bütün öğrenciler gibi genuine student testi karşılamaları gerekecek. Bu test daha mı kolay daha mı zor yani şu an biraz belirsiz o durum nasıl ilerleyecek ama 408 vizesi özellikle seçilen bir vize değil. Yani diğer öğrenci adaylarımızdan hiçbir farkları yok olmayacak. Güzel. Sadece okullar biraz söz vermekte şey yapıyorlar. Çok istekli davranmıyorlar. Okullar yani. Evet. Evet, çünkü o okulların ret oranları biliyorsunuz seviyelerini etkilediği için onlar da hiç ret almak istemiyor.
Onlar ne kadar ret alırsa o kadar hızlı ve çabuk düşer onların da seviyeleri. O yüzden onlar da seviyeleri korumak istedikleri için çok katı davranıyorlar. Bu arada COVID vizesindeki olanlar son dakikaya da beklememeleri gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bridging vizeye geçmeden önce COVID vizenizde biraz zaman varken öğrenci vizeye başvurmak daha mantıklı. Stratejik açısından sizin açınızdan daha fazla opsiyon verecek size. O ret alırsanız bazı başka opsiyonlarınız da olabilir. Yurt dışına çıkıp tekrar başvurmak gibi. Bridging Peki, visa da böyle bir... yani şimdi ülke içerisinde red deyip ülkenin dışına çıkıp tekrardan başvurup buraya gelme ihtimali var mı yani? Nasıl? Olur Biz mu? Yani... var, biz çok çalıştık böyle adayla ama elbette ret yedikleri sebebi Bilmek. tekrardan yeni başvuruda karşılıyor olmanız gerekiyor. Yani tamamen aynı dosyayla başvurursan tabii ki bir yere varmayacaksınız ama bu çok spesifik başvurularda o red sebebini karşılayabiliyorsanız tekrardan elbette olabilir. Bu yeni çağda bu şekilde bir strateji uygulamadık ama mümkün. Yani burada mahkemeye gidip bir üst mahkemeye gitmekten daha mantıklı yani. Evet. Evet. Güzel. Çok Yani COVID üzerinde açıklık getirmemiz iyi oldu. Çünkü ondan çok soru alıyoruz. şunu soralım Hangisi? Burak'cığım. 2 yıl okuyan ama 2 yıl dil haricinde okuyan herkes 485'e vize alabilir. 485 vizesine başvurabilir. Mesela Evet. 2 yıl project management okumuş. Yani 104 Evet. hafta. 485'e başvurabilir mi? Başvuramaz. Şöyle, 2 yıl kural sadece siz lisans ya da yüksek lisans 2 yıl okursanız evet otomatik olarak alabilirsiniz. Ama diploma ya da sertifika programı okuyanlar için her meslek için uygun değil. Bir elektronik mühendisi mesela proje yönetimi okursa 2 yıl olsa da o 485'i alamaz. Şimdi uzun yıllardır inşaat mühendisleri ve bazen endüstri mühendisleri için proje yönetimi okurayak bunu diyebilirim. Diploma ya da sertifika programı okuyup onlar böyle şantiyelerde çok çalıştığını kanıtlayabildiğimiz için 485'i alabiliyorduk onlara. Ama bu diğer beyaz yakalı meslekler için uygun bir program değil. O 2 tane farklı akışı var biliyorsunuz. Bir tanesi alınan eğitimle ilgili ya lisans ya da yüksek lisans. Bu hangi alanda olsun hiç önemli değil. 2 yıl olduğu sürece mutlaka 485'e başvurabiliyorsunuz diğer koşulları karşıladığınız takdirde. Başka Diğer akış şeyle ilgiliydi, niteliklerinizle ilgili olan akıştı. Bunda çalışma yani sertifika ya da diploma programı için ama devlet fark etti ki bazı meslekler için yüksek lisans programları uygun değil. Mesela bir şefin yüksek lisans yapmak zorunda değil. Bir marangozun yüksek lisans yapmasında zorunluluk yok. Evet. Onlara da 485'i verebilmek adına bu ikinci akış var. Bu akış yine 2 yıl yine 2 yıl eğitim almanız gerekiyor. Sertifika artı diploma, advanced diploma nasıl bir çözüm bulduysanız. Ama her meslek için geçerli olmaz. Şimdi mavi yakalı olarak belirtebildiğimiz tüm meslekler için evet o geçerli olur. Mesela şef, marangozluk, boyacılık, mekanik. Bunların hepsi için bu evet geçerli. Ama bir mühendis olarak, bir ITC olarak, bir finansman olarak, bunları ekonomist olarak siz sertifika ya da diploma programı yaparsanız 485'e başvuramazsınız. Çünkü o koşulu karşılamamış oluyorsunuz. İnşaat mühendisleri için proje yönetimi uygun bir yol ama bu yeni değişikliklerle birlikte bence onunla ilgili de bir kısıltma, yani bir kısacaklar bence o yöntemi de. Çünkü çok istedikleri bir yöntem değil bu. Üniversite öğrenci, yani üniversiteyi bitirmiş olan adayların çok sertifika veya diploma programını tercih etmelerini istemiyorlar. Evet. Çok da mantıklı yani zaten. Evet. Senden sorumuz kaldı. Ondan sonra şey yapalım da. Şimdi asıl şunu soralım. Evet, bu bizim başımıza geldi geçenlerde. Şimdi ben de yeni evlendiğim için tabii ki bu soruları bana çok yöneltiyorlar. 2 yıl örnek olarak 2 yıllık bir öğrenci vizesi olduğunu düşünürsek bir öğrencinin buralı birisiyle evlenirse Avustralya birisiyle direkt
bridge vizeye geçebiliyor mu? Yoksa bu öğrenci vizesi devam ediyor mu? Nasıl oluyor başvuru süreci? Evet, öğrenci vizesi devam ediyor. Bridging visa sadece mevcut olan vizeniz bittiğinde devreye girer. O yüzden 2 yıllık bir öğrenci vizeniz varsa o 2 yıl sonunda ancak köprü vizesine geçiş sağlayacaksınız. Ve öğrencilerimiz diyor ne yapabilirim? Yani bir şey yapamazsınız. Öğrenci vizesi koşulları mutlaka karşılamanız gerekiyor. Devamsızlık olmamalı. Siz tabii ki eş vizesine başvurabilirsiniz ama o eş vizesi değerlendirilirken mutlaka öğrenci vizesindeki koşullara uymanız gerekecek. Öğrenci vizesi şey yaptıktan sonra, bittikten sonra ve henüz evlilik vizeniz sonuçlanmadıysa o zaman otomatik olarak köprü vizesine geçeceksiniz. Ama maalesef bu durumda bir avantaj yok. Yani evleneyim ve öğrenci vizesinden kurtulayım diye maalesef bir loophole yok. Çok mantıklı. Hatta ücretsiz master yapayım diye evlenen oldu biliyor musunuz? Sonra şok oldu şimdi. Ay evet Hoca. çok üzücü durum. Evet. Geldi gibi evlendi. Ücretsiz yapabilir miyim diye beni aradı. Ah, Dedim öyle bir şey olduğunu hiç duymadım ya. Nereden çıktı falan ama olmuyormuş. evet, olmuyor maalesef. Bir önceki vizenin devamı şeklinde devam ediyor değil mi? Sadece okulun olmadığından dolayı tekrardan sınırsız çalışma hakkı kazanabiliyorsun. Böyle bir şey mi oluyor? Nasıl işliyor bu iş? Yani şöyle evlendik yani öğrenci vizedeyken öğrenci vizenin koşulları size uygulanacak. Evlendikten yani evlenseniz de öğrenci vizenin koşulları güncel. Öğrenci vizeniz bittikten sonra köprü vizeye geçiyorsunuz. Köprü vizenin de koşulları başvurduğunuz vizeye benzer. Yani siz evlilik vizesine başvurduğunuz için alacağınız köprü vizesi evlilik vizesindeki şartları içerir. O yüzden sınırsız çalışma hakkınız olacak bridging vizeye geçtikten sonra. Ben bir öncekinin aynısı da devam ediyor. Evet, yok. Aynısı. Başvurduğum vizenin aynısı oluyor. Evet. Okay, son bir soru daha soruyoruz. Ondan sonra sorularını alalım genç öğrenciler. No further stay. Kaldırılma ihtimali var mı? Bir Kaldırılır. vizede nasıl kaldırılır? Tamam. Şimdi no further stay, bu condition evet kaldırılabiliyor. Bir waiver yazılı bir taleple iletiliyor. Ama buradaki koşul ve test bayağı yüksek bir test. Compassionate and compelling nedenler olması gerekiyor. Yani manevi, maddevi nedenler gibi bir şey olması gerekiyor. Sebepler onu artık. Nasıl diyeceğiz değil mi? Evet. Evet. Ama şöyle sizin değil yani sizi etkileyen değil. Bir Avustralya vatandaşı veya bir Avustralyalı sürekli oturum hakkı olan bir kişinin için çok önemli olmalı. Özellikle böyle diyelim ki sponsorlu turist vizelerde mesela muhakkak ekleniyor bu koşul, zorunlu olarak ekleniyor. Bazen evli çiftler bunu kullanıp buraya geldikten sonra ben bunun için muaf isteyeceğim diyorlar. Ama direkt öyle vermiyorlar. Şöyle durumda ancak olur. Diyelim ki sizin eşiniz Avustralyalı ve eşiniz çok ciddi bir ağırlık geçirdi veya bir iş kazası geçirdi ve sizin burada ona bakmak için kalmanız önemli olduğu için bir muaf verebilir. Ya da bir çocuğunuz varsa, Avustralyalı bir çocuğunuz varsa ve annesiniz, babasınız ve burada daha uzun bir süre kalmanız o çocuğa zarar vereceği için ancak şey olabilir. Ama mesela böyle iş yerim ihtiyacı var bana ya da benim çok ihtiyacım var demekle olmuyor. Mutlaka o ilintili olduğunuz Avustralyalı kişinin hayatını sizin gitmeniz olumsuz bir şekilde etkilediği takdirde açıkçası muaf ediyorlar ama yüksek bir baraj yani ya sağlık sorunu gibi bir şey. Yani biz o şekilde muaflar aldık. Yani sağlık sorunu veya bir psikolojik bir sorun. Evet, yani eğer uzatmak O yüzden istemiyorsan mesela turist olarak evet. Yani kusura değil. bakmayın lafını böldüm. Yani şöyle yani mesela turist vizesi olarak şimdi bu koşul 8.503 ya devlet riskli bir başvuruya ekleyebilir ya da zorunlu olarak ekliyor. Sponsorlu turist vizeler mesela aile sponsorluğuyla turist olarak gelenler de mesela otomatik olarak uygulanıyor. Şimdi öğrenci vizelerinde de bir
konuşuldu. Çok tekrardan uygulanacak diye öğrenci vizelerinde. Bir annem, Feriha Hanım ilk yıllarda çalışırken çok ekleniyordu bu koşul. Son evet. 10-15 yıldır hiç eklenmiyor. Ama bu devlettekiler diyor ki böyle duyurular olsa bile öğrenci vizelerinde aslında pratik olarak çok eklenmesi beklenmiyor. Yani no further stay öğrenci vizelerinde çok ekleneceği gibi durmuyor şimdilik. İnşallah gelin. İnşallah. Çünkü evet yani çok önemli sebepleriniz olması gerekiyor muaf istemek için. Evet. Tekrardan yurt dışına çıkıp yani Avustralya dışına çıkıp tekrardan başvurulacak. Bu evet. Sefer ya da Tayland'a falan da gidilebilir. Ta Türkiye'ye de gitmeye gerek yok. Yani daha yakın bir yere. Hemen sonra evet. Sen doğru da genelde 3 evet. Ay geçiyorlar yani eğer yapay zeka düşünmüyorsa çok şey evet yapmaz. Evet o da doğru evet evet. Sorular var hemen. Bunları sormaya çalışıyorum ya. Öğrencilikle alakalı sorular değil, daha çok göçmenlikle alakalı sorular alacağım. Cenan hızlı cevap verebilirsin açıkçası çünkü çok da zamanımız kalmadı ama şey, yani 15 olacak sıkıntı yok. Hocam kolay gelsin, ben Bulgaristan vatandaşıyım. Hollanda'da 3 yıl boyunca International Service Engineer olarak çalıştım. Şimdi Avustralya'da çalışmak ve yaşamak istiyorum. Nasıl bir yol izleyelim? Yani göçmenlik için göçmenlik süreci başvurabilirsin. Bize ulaşabilirsiniz. Mesaj atın Instagram'da. Evet, evet, evet. Göçmenlikte uyruk çok önemli. Yani göçmenlikte öğrenci vizesinde kıyasladığımızda aslında uyruğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan niteliğiniz. Yani şu mu? Afrika'dan da birisiyle İngiltere'deki bir insan aynı mı? Mesela atıyorum evet. Etiyopya'daki. Aynı ama yani kimin dili daha yüksek olacak? Yani farklı çeşitli taraflardan puan tabii ki alıyoruz da evet aynen öyle o şekilde. Hiçbir şekilde uyruğunun bir önemi yok göçmenlikte. Evet. Çok güzel. Ama senliğin işte, önemi var. O da İngilizce'de. Pratikte biraz... evet. Pratikte biraz farklı tabii. Red oranları millet ve nedenlere göre izleyebileceğimiz bir istatistik var mı? Böyle bir şey var mı gerçekten? Yani şöyle aslında red oranların %90'dan 82'ye düştüğünü biliyoruz. Ama genel çerçevede red oranları ve başvuran sayısını çok fazla sayıda vermiyor, paylaşmıyor Avustralya devleti. Bilgi özgürlük yasası var her ülkenin, Freedom of Information Act. Dönem dönem benim gibi avukatlar ya da migration agentlar devletlerden bu FOI'nin altında bilgi talep ediyor. Devlet elini açık bir şekilde bu bilgileri vermiyor ama bazı özel yasal prosedürlere göre vermeleri gerekiyor bu verileri. Yani bu verileri tabii ki takip edebilirsiniz. Öyle bir tek bir platform yok. Ya yani internet üzerinden yani o şekilde erişebiliyorsunuz ama devlet bunu açık bir şekilde paylaşmıyor. Freedom of Information talebi bu arada bilgi özgürlük kapsamında bir talep herkes bulunabilir ama çok paperwork involved. Bilmiyorum yapmak istersiniz ama her kişinin Avustralya Devleti'nden özgür yasaların altında bilgi talep etme hakkı var. Evet. Anaokulu öğretmenliği için durum ne? Evet, çok güzel bir meslek bu ama daha önce bahsettiğim gibi skills assessment açısından Avustralya yurt dışındaki alınan eğitim konusunda biraz şüpheli. Şüpheli demeyeyim de önemli bir meslek olduğu için ve topluma zarar verebileceği bir meslek olduğu için biraz daha kısıtlı bir şekilde denklik verdiği için açıkçası Avustralya'da eğitim alarak yani göç etmek mümkün ama en mantıklı yolu Avustralya'da eğitim alarak göç etmek. Anaokulu özel bir meslek çünkü. Okul öğretmenliğinde herhalde Parliament'a giden yol birazcık şey zor değil mi? Yani böyle hani menajer olman gerekiyor ya da oranın şey yönetici seviyesinde bir şey olman gerekiyor. Ya buradaki eğitimi yaptıktan sonra çünkü bizim bir ara böyle özellikle Filipinolarla çok çalışıyorum ben. Onların da çok sevdiği, çok iyiler çünkü bu meslekte. Her şekilde bir yol buluyoruz onlara. Önemli olan aslında çünkü bunu sevmeleri ve burada eğitim almaya hazır olmaları. Direkt Türkiye'den getirmek biraz zor olabiliyor. Çünkü Türkiye'deki eğitim koşulları biraz farklı buradaki koşullara göre. Yani beklenen stajlar, beklenen eğitim Avustralya'da bayağı kapsamlı. Yolu var ama mutlaka buradaki denklik sürecinin bir kısmı burada geçirmediler. Burada direkt sertifika programı okuyarak şey yapıyorlar yoksa bachelor
var mı yani? Aldıkları Türkiye'deki eğitime göre değerlendiriliyor. Yine yani bizlere başvursunlar. Biraz yani onların durumuna göre belirlenecek o yol haritası. İçin Instagram'dan bize lütfen mesaj atın arkadaşlar. Türkiye'de zaten öğretmen dışında. Şunu alayım mı? Eğitim kamuda inşaat mühendisi. Kamuda inşaat mühendisiyim. İstifa edip eşimle Avustralya'ya gelmek istiyoruz. IAS 5.5 almıştık ilk denememizde. Master'a mı gelmek en mantıklısı? Master'da 5.5 zaten olmaz. Teknik olarak. İstifa etmeyin. Öncelikle. Yani çalışıyorken de bu yola girebilirsiniz. Hayatınızda yani vize çıkana kadar hayatınızda bence çok büyük değişiklikler yapılmaması gerekiyor. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Eğitim bir yol ama inşaat mühendisi olarak açıkçası direkt göçmenlik programına da uygun olabilirler. Yine de ulaşabilirsiniz. Eğitim almak da mantıklı ama bunda paket programı olması gerekir. Yeni İngilizce şartlarıyla birlikte. Bize ulaşın, belki direkt olarak nitelikli olarak gelebilirsiniz buraya. Geçen gün sormuştum, 35 yaşındayım ve meslek lisesi elektrik mezunuyum. Son bir sene SGK'da elektrikçi olarak gözüküyorum. Siz vize ve sponsor olmak imkansız demişsiniz. Yeni göç yasası da gelebilir miyim? Yani. Yeni göç yasası sizin için daha kolay olmayacak. Yani bu arada işveren bulursanız 2 yıl, minimum 2 yıl iş deneyiminiz olması gerekiyor. Bir sene yetersiz. Bir seneyle maalesef 482'ye başvurulamıyor. Minimum 2 sene iş deneyiminiz olması gerekiyor. Sponsor bulmanız durumunda. Ama elektrikçi biraz farklı. Çünkü bu lisanslı bir meslek. Evet. Ve Avustralya'da electrician olmak için özel bir lisansınız oluyor. Çünkü tehlikeli bir meslek sonuçta. O yüzden de sponsor bulmak biraz zor olabiliyor. Çünkü o Türkiye, Avustralya'daki lisansınız elinizde olmadan biraz zor. Yani onshore ve offshore biraz daha zor olur. Ama mesela o 1 seneyi 2 sene yaptıktan sonra o zaman mümkün olabilir. 482 için minimum iş deneyim şartı 2 yıl. 186 için minimum iş deneyim şartı 3 yıl. Bunda aged care dışında bir esneklik yok. Evet. Ya kural meslek lisesi mezunu olması herhangi bir dezavantaj ya da avantaj gibi herhangi bir şey olabiliyor mu? Yani sonuçta üniversite mezunu olmayınca. Ya şimdi nitelikli göçmenlik açısından puanınız çok ciddi bir ölçüde düşüyor ve diğer üniversite mezunlarla yarıştığınız için puanlarınız yetersiz olabilir. Ama evet, böyle bir meslek için açıkçası meslek lisesi ön lisans seviye olarak skills assessment başvurusu yaparken meslek lisesi uygun bir lise. O zaman İngilizce'ye geliştirebildiği kadar ki yüksek puan alsın. İngilizce ve iş deneyimini arttırması gerekiyor, evet. Bir yıl yetersiz. Bir yıl daha alacağım, 36'ya gelecek. Belki orada da puanlar düşme olacak teknik olarak, değil mi? Aslında çalışma vizeleri için puanlar önemli değil. Genellikle böyle bu tarz mavi yakalı mesleklerde çok fazla iş arayan var olduğu için. Ama işte Türkiye'den nasıl ne kadar kolay iş bulunur, o da başka bir konu. Böyle burada bir arkadaşınız varsa, bir tanıdığınız varsa onlar belki size yardımcı olabilir. Ama dediğim gibi bir yıl iş deneyim olduğu için zaten size sponsor olamazlar. İngilizce şartı da var. İngilizce şartı da var. IELTS 5. 5 ama 5'te puan alamıyorsunuz değil mi? Yani teknik olarak 5 almanız hiçbir şey değiştirmiyor sizin hayatınızı. Ama çalışma vizesine başvurabiliyoruz. İşveren vizesine başvurabiliyoruz. İşveren vizeleri aslında Avustralya'ya en kolay geçiş. Çok hızlı çıkıyorlar. Avustralya'daki bir sürü işveren var, eleman arayan, ama genellikle Türkiye'den bulmak zor. Avustralya'da olmanız gerekiyor. Bir şirkette çalışıyor olmanız gerekiyor. O şirket sizi sevip destek olmak istiyor. Türkiye'den bulan da var ama nasıl oluyor? Genellikle ya headhunted oluyorlar ya da böyle LinkedIn'de veya niş bir alanda çalışıyorlar veya into office transfer oluyor. Ama çalışma vizesi yoluyla gelebilen kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü en hızlı ve en direkt yol. Puanlamaya da girmiyoruz hiç. Puanımız şu şu şu. Direkt çalışma vizesine başvurabiliyoruz. Evet, çok mantıklı. Gerçekten oldu. Öğrenciler vizelerini almayalım arkadaşlar. Çünkü biraz zamanımız da daralmaya başladı. Şunu bir sormak istiyorum. HK dışında daha farklı önü açık meslekler var mı? Ayrıca
panel beating, automotive, electrician, mekanik gibi mesleklerin grubu. Benim sormak istediğim birinci sıraydı aslında ama devamında var yani sonuçta. Evet. Yani aged care şu an çok böyle önü açık ve çünkü labor market agreement'ı var onun için. Bunun gibi diğer bu bahsettiğiniz mesleklerde her zaman bir ihtiyaç var Avustralya'nın. Ve ekonomik açısından bu mavi yakalı mesleklerin gelecekte daha da önem taşıyacağı. Çünkü Avustralyalılar bu işleri yapmak istemedikleri için önü tabii ki açık. Ama o aynı şekilde o bahsettiğim muafiyetler aged care için özel. Evet. Ama bu değişebilir. Yani başka bir sektörde, aslında bir bakacağım, başka bir sektörde yapabilir Labor Market Agreement Avustralya devletiyle. Yani bu sadece aged care sınırlı değil. Bu şu bir yöntem, tarım, bu da bir işverenin akışı. Tarımla alakalı bölüm de vardı herhalde. Horticultural mı? Öyle bir şey var yani. Evet, da... evet. Şimdi tarım da aslında bir ihtiyaç ama onunla ilgili bakalım. New Labor Agreement yazınca başka bir meslek daha çıkıyordu orada HK'nin altında. Evet. Ya tarım olabilir. Çünkü o Dama'ya da özellikle böyle tarımla ilgili şeyler içinde yapılmıştı. Genel gelmeyelim. Onu daha, daha sonra da bilgi verebiliriz bununla ilgili. Soru yandım sen. Neymiş biraz sonra bakayım. Bizim yaptığımız şu an aged care üzerine. Ben evet, bu konu evet. hakkında daha sonra tekrardan şey yapabiliriz. Başka labor market agreement'lar var mı bununla ilgili diye. Daha yaparız. Her sektör yapabilir. Evet, her sektör yapabilir bu arada. Yani bu sektör bazlı bir inisiyatifdi. Devlet ve sektörün birleştirdiği. İleride daha fazla alanda da ihtiyaç olursa zaten bu yasanın bir parçası yani bir akışı bu sistemin bir parçası bu kolaylıkların olması. Evet. Valla Süleyman sorunu tam anlamadık ya. Gelen herkesin mezuniyetinin dışında bir yerde birkaç yıl çalışmıştı olmak zorunda mı diye. Şey. Biraz açıklayıcı yazarsan daha çok sevmiş. Şu soruyu sormak istiyorum. Bazı subclass 485 vize koşullarının 2024'te değişeceği açıklanmıştı. Bununla ilgili net bir tarih var mı diye. Herhangi bir açıklama yapabilir miyim? Hala yok. Hala Temmuz gibi bekliyoruz. Ama biliyoruz ki öğrenci vizesindeki değişiklikler resmen bir gece öncesi bildirildi. Okullara da çok az ön bilgi verildi. O yüzden muhtemelen bu 485'te böyle çok fazla lead time'ımız olmayacak. Belki 3-4 gün öncesinden bilgi verilecek. Ama Temmuz'da bekleniyor. Muhtemelen yeni financial, yeni bütçe yılında açıklanacak. Temmuz'da bekliyoruz. Henüz ek bir açıklama yok tam tarih açısından. Türker Şahin demiş ki merhabalar ben sağlık personeliyim. Ama Avustralya'da Eğitim Bakanlığı'ndan Skill Assessment sertifikası almıştım 2021'de. Bu denklik belirli bir süre geçerli bir süre. 3 yıl geçerli oluyor skills assessment'lar. O geçerliliğe sona erdiğinde her kurumunda bunu ilave etme bir protokolü var. Yani yeniden tekrardan başvurmanıza gerek kalmaz. Yapacağınız kurumdan tekrardan reassessment veya ilave assessment için bilgi alabilirsiniz. 3 yıl geçerli yani 2020 yani sona ermek üzere de olabilir. Emin değilim tam ne zaman aldığınız. Ama onun da bir çözümü var merak etmeyin. Bunun için bize mesaj atıyorsunuz ama. Şunlar çok şey ya, çok kişisel sorular da genelde alacağım yani. Biraz. Müdek sahibim, okuldan elektrik ve elektronik mühendisiyim. 1,5 senedir çalışıyorum. Nitelikli göçmenlikte 485'i mi önerirsiniz? Ama yani burada öğrenci misiniz? Yani çok böyle bir yarıdan giren bir soru. Nitelikli göçmenlik için puanınız yeterse ve davet alırsanız yani tabii ki nitelikli göçmenliği tercih edin. Zaten burada bir öğrenciyseniz 485'in başvurma amacınız muhtemelen göçmenliğe hazır olmadığınız için. 485'i her zaman biz göçmenliğe hazır etmek için kullandığımız bir süreç. 485'teki adaylarınız göçmenlik için hazır oldukları dakika tabii ki göçmenliğe başvuralım. 485'i sadece Avustralya'da eğitim aldıktan sonra alabileceğiniz bir vize. Muhtemelen bu arkadaş ama Türkiye'dedir diye tahmin ediyorum. Evet.
Öyleyse yani tabii ki göçmenlik için değerlendirilebilirsiniz. Mühendislik güzel bir meslek. Direkt göçmen olarak getirebiliyoruz. Evet, hemen geçiyorum hızlı. 3-5 yıl tecrübesi olan software testerler SAP Class 190'a eligible mıdır? Yavuzca ve İngilizce. Evet, her evet mümkün ama mesleki denkliğinizi de almış olmanız gerekiyor. O yüzden kualifikasyonunuz ve iş deneyiminiz olması gerekiyor. 65 puanı, baraj puanları topladıktan sonra Expression of Interest başvurusu yapabilirsiniz. Ama davet almak için mesela 180, 190'ı sordunuz ama 189 için barajdan bayağı daha yüksek puan almanız gerekiyor davet alabilmek için. Software tester de uzun vadeli listede ise 189, 190, 491, kısa vadeli listede ise 190 ya da 491 için başvurabiliyorsunuz. Baraj puanınız olduktan sonra. Evet, herhangi bir sakınca yok. Bazı eyaletlerinde ek koşulları oluyor. Mesela Queensland genellikle 4 yıl iş deneyimi ister ama bu 3 ve 5 yıllık tecrübesi zaten bunu karşılıyor. 3 ile 5 yıl arasında zaten bayağı bir zaman 2 yıl var yani. Hangisi Evet, olduğunu ya bayağı bir geniş kavram, evet. merhaba, eşim yeni mezun mühendis Evet. vizesiyle Avustralya'ya geldi fakat artık aile birleşimi yapılamıyor. Benim için nasıl bir yol izlemeliyim? Evet. Bu çok böyle çok benim öğrencim bir yeni mezunum oldu. Maalesef bu çok üzücü bir gelişme ve bayağı bence mağdur da bıraktı Avustralya devleti böyle kişileri. O kişinin maalesef kendi ayakları üzerinde bir vizeye başvurmak dışında başka bir şansı yok. Turist vizesi olarak başvurabilirsiniz ve siz burada olduğunuz için sizi de ziyaret etme amacıyla turist vizesine başvurabiliriz. Onun durumu iyiyse, finansal olarak işi gücü yerindeyse bu mümkün olabilir. Ya da onun da bir mesleği varsa göçmenlik için düşünebiliriz. Ama sizin üzerinizden bir vizeye başvuramayacağız artık. 476 kaldırıldığı için. Ve ben hep böyle eşler için bir ek bir vize ya da bir ek destek bekliyordum. Henüz öyle bir şey gelmedi. İleride böyle bir açıklama olursa mutlaka zaten bunun bilgisini paylaşırız. Evet, bence birkaç kişinin bir mahkemeye gitmesi gerekiyor gibi. Evet. Böyle var birkaç tane petition falan. Bunları mutlaka imzalayın. Çünkü bence bayağı mağdur bıraktı. Bu 476'lı yani bir gecede kaldırılması gibi bir şey oldu. Part-time izinle çalışma tecrübemizi hesaplarken nasıl yapmalıyız? Çalıştığımız sürenin yarısı kadar mı? Full-time tecrübemiz mi? 30 Evet, yıl mı? öyle hesaplanıyor. Ve skills assessment için farklı bir yöntem, 482 için farklı bir yöntem, göçmenlik için farklı yöntem. O yüzden bir uzmanla görüşün. Çünkü o tüm uygulama, 3 uygulama için farklı bir şekilde hesaplanıyor. Evet. Bir de şunlar tutan bana. Avustralya'da psikoloji yüksek lisansı okuduktan sonra 5 yıl çalışma izni veriyor mu? Kaldırıldı. Hayır, vermiyor. Kaldırdı. Bir ara vereceğiz denilmişti değil mi? Bir ara böyle ufak bir zaman dilimde 5 yıl çalışma izni Yani okuyor. 2023'te bu evet belirli listede bir liste vardı. Oradaki belirli bir alanlarda eğitim alan öğrencilerimiz çok daha uzun bir 485 sayılı vizeye başvurabilecekti ama bu kaldırılacak. Evet. Bu da Temmuz gibi bekliyoruz bunun kalkmasını. Tamam, hemen tezizi okuyorum. Merhabalar, uçak teknisyeniyim ve WH ile geleceğim. Önümüzdeki günlerde ama meslekteki açıdan iş bulma ve sponsorluk alma havacılık sektöründe çalışan personel için süreç nasıldır? Röken olduğu ile gelecekmiş. Ben... Evet, yani yine bize başvurusun özel çalışma yapılması gerekir. Bununla ilgili özellikle bir bilgim yok. Araştırma yapmam gerekir. Avustralya'da psikolog olarak öne çıkma. Psikolog olmak nasıl öne çıkma mı? Tam Çok okuyamadım. geniş. Ya çok geniş bir soru. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Avustralya'da eğitim gördüyseniz tabii ki açık. Türkiye'de bir psikolog olarak buraya gelmek biraz zorlu. Yine bize başvurun, yardımcı olalım. Ama bu seveceğiniz meslekse tabii ki yapın. Yani psikologlar da çok özel bir meslek grubu bence. Yani Herkes binlerce yapamaz. insana yardım ediyorlar. Herkes için de uygun değil. Yani göçmenlik strateji açısından evet, göçmenliğe götürebilecek bir meslek. Ama Türkiye'deki bir psikologsanız skills assessment süreciniz biraz zorlu. Evet.
Ali de dil okuluyla ilgili sormuş. Ali bunları cevapladık açıkçası. Bence sen Evet. yayın başını oku. Ondan sonra bize Instagram'da mesaj atarsan daha detaylı olarak konuşuruz. Son birkaç tane daha soru alıyorum da Evet, bitecek hemen. onu nasıl da bitiriyoruz. Hollanda'da elektrik ve elektronik teknisi olarak çalıştım. Avustralya'da da çalışabilir miyim? Evet, size uygun olabilecek meslekler var. Skills assessment alarak veya sponsorlu iş bularak mümkün, çalışmanız mümkün olur. Kualifikasyonlarınız, deneyiminizi değerlendirmek gerekir ama. Yani Süleyman biraz da açıklayacağızmış. Açıkçası hani ilk başta yatırım yolunda oturum almak istiyorum. Otel veya hostel açarak oturum alabilir miyim? Ayrıca minimum yatırım miktarı belirlenmiş mi diye bir Yani soru. minimum 1,5-2 milyon Avustralya doları yatırım üzerine mümkün olabiliyor. Yine de otomatik değil. Onun bir süreci var. Onun tamamen başka bir yasal bir çerçevesi var. Ama genel çerçevede ya 2 milyon Avustralya doları, 1,5-2 milyon Avustralya doları yatırım üzerine mümkün olabilir. Evet, bayağı bu masraflı Oraya şeyler. bak. Bu arada küçük bir işletme açmak mesela bazı eyaletlerde size sponsorluk açısından kolaylık sağlar. Mesela Queensland. Bundan da bahsedebiliriz. Bu direkt yatırım üzerine oturum almıyorsunuz ama yatırım yaptığınız için eyalet size öncelik veriyor mesela. Öyle opsiyonlar da var. Bu kadar büyük çaplı bir yatırım düşünmüyorsanız. Peki buradan bir yatırımcı olarak, buradan birisi ortak olarak bir şey açsa buraya gelip gitmede bir avantaj muhtemelen sağlıyordu Olur çünkü evet, da. turist vizesine başvuruyoruz. Business akışı var yani iş adam akışı. Çok daha kolay bir şekilde girip çıkabiliyor. Ve biliyorsunuz normalde turist vizesinde pek toplantı görüşme de yasa. Business stream'e başvurursak en azından market research, toplantı gibi şeyler için çok daha kolay bir şekilde turist vizesi alınır. Ama o yatırım o rakamlara çıkmazsa o kişiye oturum yatırım yüzünden alınamaz. Ama başka bir nitelikli bir mesleği varsa ya da mesleği yani diyelim ki yaşı da uygun, o zaman o yöntemle göçmen ya da çalışma vizesiyle de gelebilir. Yatırımdan ayrı. Son şu 3 soruyu da alacağım bitireceğim ya. Veterinerlik hekimlerinin gelme şansı var mıdır? Var. Denklik süreci çok zor ama var. Veteriner hekimin yanında bir de böyle teknisyen gibi bir meslek var. Bununla ilgili de bir değerlendirme çalışma yapılabilir. Bunun için de uygunsanız o da bir yöntem. Yine burada önemli olan deneyimli birisine bizim gibi başvurmanız. Yani stratejik bir şekilde daha kolay yöntemleri var. Veteriner hekimlik ama listede var. Teknisyenlik de listede var bu arada. Sadece burada İngilizceniz gelişsin arkadaşlar. Burası çok önemli. Bir de bize mesela. Emre'nin de sorusunu alayım. O sırada müdek sahibi bir endüstri mühendisi olarak dil okuluyla geldikten sonra göçmen işi nasıl biliyorsun? Ha, biraz şey olmuş ya. Bayağı kişisel bir soru Yani olmuş. genel açısından puanlama vizeler var, çalışma vizeler var. Sizin mesleğiniz ikisi için de açık. İkisine de gözünüz açık olması gerekiyor bence. Bir de soru alıyorum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Dil okuluyla gelip göçmenlik yolum nasıl olur? Yeni mezun mühendis vizesi son durumu nedir? Zaten yeni mezun şeyden bahsediyorum. Kaldırıldı. Evet, o kaldırıldı. Aynı şekilde mesleğiniz listede varsa o zaman buraya geldikten sonra hem kendi sektörünüzde iş bulmaya çalışın. Belki bir şansınız olur ve 482 ile burada sürecinizi devam ederiz. Bir taraftan da dilinizi geliştirin. Skills assessment'ınızı yapalım ve göçmenliğe için yolu girelim. Bir taraftan okula giderken bir taraftan göçmenlik süresini başlatabilirsiniz. Okulun bitmesini beklemenize gerek yok. Ama biliyoruz minimum şart IELTS 6. O zaman şey soruyor. 180 sonrası bize otomatik uzuyor mu diyor da bu 485 değil mi? Ona başvuru tekrar başvuru Evet. yapmalısınız değil mi? Bunun bir ücreti ne kadar ya da nasıl yapılıyor başvuru? Şimdi yüksek lisans evet yani yüksek lisans diğer bütün koşulları karşılıyorsanız yani yani şu an 50 de 35'e indirilecek o. Bir de 6 ay içerisinde başvurmuşsanız İngilizce 6,5 aldıysanız o zaman evet otomatik gibi bir şey başvurduktan sonra subclass 485 vizenin ücreti 1800 dolar gibi bir rakam.
Bu üniversiteden sonra için 1800-1900 civarında. Şimdiye kadar ret hiç görmedim. Yani koşulları karşılayan birisinde. Evet, zaten önemli olan İngilizce, yaş ve okul değil mi? Yani önemli evet, olan. Evet, evet, evet. Sicil kaydını, yani bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacak tabii. Onun dışında bir problem yok. Sorun var. 485 vizesi, yani graduate visa. Bazı durumlarda 3 yıl oluyor. Bu lisans şey, master programından sonra mı veya master programı regional arayalarda okunursa bir ekstra avantajı var mı? Evet. İki tür. Bir, master by research yaparsan 3 yıl olacak. Yani doktora gibi, yani tezli yüksek lisans. Yük açısından bu arada Avustralya'daki o yüksek lisanslar doktora kadar yoğun. O yüzden madem onu yapıyorsunuz, bence doktora yapın. Açıkçası daha iyi. Çünkü puan açısından daha avantajlı size. Ama diğer taraftan devlet hala regional ve kırsal bölgeler için extension'ı uygulayacak. Yani siz kırsal bir bölgede yüksek lisans yaparsanız hala 3 yıl ya da 4 yıl konuma göre almanız mümkün olacak. O devam edecek. Okay, bu önemliydi. Evet. Regional bölge hala avantajlı o yüzden. Ve regional arayalar Melbourne, Sydney ve Brisbane dışındaki olanlar. Dışındakiler, evet, evet. Yani Perth'e de gidebiliyorsunuz, Darwin'e de gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Darwin çok sıcak, söyleyeyim. Biz gittik Darwin'e, aman yani, dikkatli. Nemli evet. Bir de sanırım. Çok teşekkür ederiz Ceren bugün burada olduğun için. Seni yine yayınlarımıza bekliyoruz. Herhangi bir değişiklikte lütfen hazır ol. Sana bağlanacağım. Bu arada ben çok teşekkür ederim. Setup'ını çok beğendik. Harika. Kedi de var orada. Evet, setup'ına bayıldık. Kedi de çok güzel. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye. Vallahi abi bayağı açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Herkese de cevap vermeye çalıştık. Son dakikada gelen bir iki kişiye. Bugün izleyen arkadaşlarım. Bir dahaki sefere şey yapalım. Teşekkür ederim. Bir şey unuttuk. Gerçekten. Ben başta söyleyecektim, onda bağlandık falan, ben de unuttum. Fahri abimizi de evet, hatırlatacaktık. Arkadaşlar, yayınımıza da katılan ünlü müzisyen ve muhasebeci, Avustralya'da 1969 yılından beri Türk toplumuna emek veren, destek veren, değil mi? Önderlik yapan bir liderimizdi. Kendisini maalesef geçen hafta, bu hafta kaybettik, bu haftanın başında. Ve dün öğle saatlerinde kendisini defnettik kendisine. Buradan Allah ışıklar içinde uyusun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine de sabırlar diyelim. Evet. Kendisi yayın yapmıştık. Fahri Kamil muhasebeci derseniz. Keşke biraz şöyle bir şey alsaydım ya. Hiç aklıma gelmedi abi. Bir dahaki yayına istiyorsan onlardan ekleyebilirsin. Evet. İyi bir sanatçıyı kaybettik diyelim. Aynen. Üzülerek söylüyoruz. Bir şey daha soracaktım ama unuttum ne olduğunu. Soruya yani da cevap verelim. Bir soru değil, ne zaman olacaktı? Bir salı, bir pazartesi, bir pazar yapayım. Lütfen pazartesi olsun. Yani pazartesi olacak ama tabii Ceren Hanım'la olmayacak. Ama şey, yani biz buradayız. Öğrenci vizelerinden bahsedeceğiz. Avustralya'dan da bahsedeceğiz. Sorularımız, herhangi bir soru varsa hepsini cevaplamaya gündemi çalışacağız. Gündemi onun için bir şey daha soracaktım, unuttum ya. Bekleyelim. Belki geleceğim. Yok, sabahlar bekliyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, soruları da sorduğunuz için. Yayını beğenirseniz çok seviniriz. Bir de alt tarafa böyle yayın bittikten sonra yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşıyoruz. O yüzden onları çok yaparız. Yorumunuzu eksik etmeyin dostlar. Görüşmek üzere. Haftaya buradayız.